Fehmi Koru. Görüşler farklılaşmışsa bir çatıya, bir partiye ihtiyaç var demektir. Galiba bugüne kadar siyasetle ilgili doğru bildiklerimi yeniden gözden geçirmem gerekiyor. Bildiklerim özetle şunlar. Siyasi partiler demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarıdır. Farklı rejimlerle yönetilen ülkelerde de siyasi iktidarda bir parti vardır. Söz gelimi Suriye'de ülkeyi harabeye çeviren bazı Partisi hakim partidir. Ama gerçek muhalefet partileri sadece demokrasilerde bulunur. Muhalefet evet iktidara rakiptir ama iktidarla muhalefet partileri demokrasilerde birbirlerinin tamamlayıcısıdır. Muhalefet Halktan güven devşirene kadar ülkeyi iktidar partisi yönetir. Muhalefet partileri de sistem içerisindeki varlıklarıyla iktidarın yanlış işler yapmasını, önleme işlevini yerine getirir. Ülkeyi yönetmek için sıralarını bekler. İktidarın doğru işler yapıp başarılı olması biraz da muhalefet sayesindedir. Bir başka doğru da şu, siyasi partiler nimetleri paylaşmak için değil, halka hizmet için vardır. İktidar sorumluluğunu kuşanmak, fedakarlığa üstlenmek demektir. Gece gündüz çalışmak, hiç yanlış yapmamak gayreti içerisinde bulun her daim halkın rızasını kazanma çabasında olmak. Hiç kolay değildir iktidarların işi. Evet, benim doğru bildiklerim özetle bunlar. Geçmişte yaşanan, oysa şu sıralarda ne zaman birisi yeni bir partiye ihtiyaç var dese, etraftan hiç de olumlu sesler yükselmiyor. Yalnız parti muhabbetinden değil, birkaç kişi birleşip dernek veya vakıf kursa, sivil toplum kuruluşu olarak görüş açıklasa, bundan da rahatsızlık duyuluyor. Özellikle de iktidar partisine yakın bilinen çevrelerden. Neden acaba? Gözlerimi ülke siyasi hayatına 1970 dolayımında giren yeni bir siyasi hareketin muhalefet sıralarında bulunduğu yıllara çeviriyorum. 1973'te meclise 48 kişilik bir grup halinde giren Milli Selamet Partisi'ne, daha sonraları 1980 sonrasında saflarını gençlere açmış ve %10 barajı konulduğu için çizgisine yakın partilerle MHP ve ÖDP ile ittifak yaparak meclise 63 milletvekili sokmayı başarmış Refah Partisi'ne. Her iki dönemde bu partiler muhalefetteki varlıklarıyla yanlışları önlemede bayağı başarılı görevler üstlenmişlerdi. İktidarda bulunan partilerin muhalefetten çekinmemesi gerekir. Sorumlu muhalefet iktidarın sorumluluğunu azaltır çünkü. Türkiye siyasi hayatına dönük eleştiriler muhalefetin yetersizliği üzerinde yoğunlaşıyor. Mecliste temsil edilen muhalefet partilerinin kendi içlerinden de yönetimdekilere yönelik sert eleştiriler gelmiyor mu? CHP'den MHP'den. Referandumda iktidar partisinin savunduğu tezin karşısında oluşan hiç de azımsanmayacak %48.6 bir kitle aslında sahipsiz bile sayılabilir. Mevcut partilerden biri CHP veya Saadet Partisi o kitleye sahip çıkacak biçimde kendini ve kadrolarını yenilese ya da halkın bütününü kuşatacak bir anlayışla yeni bir parti kurulsa bundan en az gocunması gerekecek olan halkın yarısının oyunu almayı başaran ve muhalefetin sorumsuz davranışından sürekli yakınan AK Parti yönetimidir. Ancak öyle olmadığı anlaşılıyor. Bir makale okudum. Bu kanaate varmamı ve doğru bildiklerimi yeniden gözden geçirmemi zorlayan dün çok tartışılan bir makale. Profesör Ömer Dinçer'in Habertürk'te çıkan makalesi. Özellikle de şu satırları. Eğer ileride Gül veya Davutoğlu'nun parti kurmasından, başkan adayı olmalarından endişe edildiği için bütün bu hadsizlikler ve haksızlıklar yapılıyorsa, bilinmeli ki bu davranışlar korktukları akıbeti doğurur endişe korkma akıbet. Yeni bir siyasi parti kurulacak diye endişe edilmesi parti kurmanın korkulan akıbet olması. Konuya böyle yaklaşılması profesör Dinçer'in değil. Onun endişe ve korkularını aktardığı iktidar partisi çevresinde yer alanların beni bildiklerim üzerinden yeniden düşünmeye sevk etti. Farklı düşünceler varsa ya da düşünceler farklılaşmışsa o insanların altında yer aldıkları çatı artık hepsini farklı görüşleriyle bir arada tutmayı başaramıyorsa yapılan bizde çatışmak, kavga etmek bir düşmanlık beslemek oluyor. Doğru olan davranışsa birbirine yakın düşüncelerin o düşüncelerini paylaşacak, kitlelere hitap eden bir yapı içerisinde sivil toplum kuruluşu, dernek, vakıf, parti buluşmaları ve her önemli konuda görüşlerini kamuoyu ile paylaşmalarıdır. İktidarı alaşağı etmek için değil, onu halka daha iyi hizmete yönlendirmek için. Tabii görüşler farklılaşmışsa. Benim düşüncem bu. Görüyorsunuz, birliklerimi gözden geçirdim ama bilgilerimin doğru olduğuna dair kanaatim bir kez daha pekişti. fehmi koru nokta com